Üçüncü tadımımız oldu bile Semra Sultanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Aç görelim. Pidesi fena değil yani. Gelinlerden pide pişirmeyi beklemiyordum. Daha iyi görünüyor. Köfte, yemekleri genelde kızarmış severim ama bu biraz yanmış gibi. Tamam. Pidenin tadına baktın mı? Baktım. Beğendin? Beğendim, fena değil. Sosu? Sosu güzel. Afiyet olsun. İkinci tabağın. Sanki aynı tabağın yarısı burada, yarısı orada gibi hissettim. Sadece şu biraz daha kızarmış, yanmış gibi. Köftesinden falan bahseder misin? Köftesi güzel, idare eder. Yani şeyini, bunun da pidesini beğendim. Köfteler aynı dedin ya, ilkini beğenmedin aslında, çok pişmiş buldun. İlkinin çok yanmış gibi yani dışı. Tamam, iki nasıl? Bu da sanki öyle, bakın aynı tabaktan çıkmış gibi gözüküyor. Yani... İşleri güzel, fena değil tatları da ama çok aşırı kızarmış. Kısık ateşte değil de yüksek ateşte pişmiş. Anladım. Gibi. Pidenin yoğrulması güzel, pişmesi güzel. İki tabakta da pidenin güzel. Ama şekline bir şey söyleyemeyeceğim, hepsi doğramış çünkü. Ama bu daha düzgün doğramış, bunun doğrayışı da güzel değil. Peki, üçüncü tabağın. Daha kalın olmuş pidesi. Pidesini çok beğenmedim bunun. Çok iyi yoğrulmamış gibi geldi köfte. İşleri de çok iyi pişmemiş, bakıyor musunuz? Hiç iyi pişmemiş. Biraz kısık ateşte pişirilmesi lazım köftenin. Bunlar yüksek ateşte pişirmişler. Pideyi de beğenmedin. Pideyi de beğenmedim. Köfteyi de beğenmedim. Çok beğenmedin. Son tabağın. Pidesi biraz bunun da kalın. Daha ince olması lazım. Pideyi daha ince yaparlar. Öyle biliyorum ben köftenin altına. Hı hı. Köfte? Köfte içleri pişmemiş. Bunun içi pişmemiş, şunun içi pişmemiş. Hepsine yine bir kusur buldun. Başardım. Kime 5 vereceğim bilmiyorum. Benim vallahi hatırladığım, yani... beğendiğim bir tabak yok. Evet, yani ne yapacağım onu düşünüyorum, evet, vallahi. Evet, ben de merakla dinliyor olacağım seni. Kusursuz hiçbir tabak yok sana göre. Bakalım ne yapacaksın? Ama beşlik bir tabak göremiyorum da birine 5 vermek şekerim. Zorundayım. Buna 1 veriyorum. Üçüncü tabak 1 puan. Bu da çiğ ve pidesi kalın. Buna da 2, yani hemen hemen aynısı gibi. Dördün... Ama şunun pidesi daha kötü aşkım, olduğu için. Yorum yaptık. Şimdi net bir şekilde puan alıyorum. 2 dedin. Dördüncü tabak. İkisinin arasında yine kaldım. Buna 5 vereyim. Birinci tabak 5 puan. Buna da 3. İkinci tabak 3 puan. Şuraya gelelim şekerim. 2 puancık kimin oluyor? Hemen öğrenelim. Tutalım lütfen. Aslında çok beğendiğin tabak yoktu ya. Ona rağmen evet, keşke puan dağıtmasaydın. Yani bari bir kişiye gitseydi. Nasıl olsa bulamadın da. Yok diye yani, düşünüyorum ben. Tabakları çok beğenmedim yani, evet, açıkça işte doğru. Evet, onu diyorum. Aç görelim, iki kime gitti? Özge. Yani şimdi onun içinin pişmemesi imkansız. Biz zaten biliyorsun ki hep etli yemek yaptığımız için etsiz bir yemeğim ve ben o köfteyi iyi de yoğurdum. En çok da köftemle zaman harcadım. Yani pidemin bilmiyorum yani, hani yaptığın yorumların hiçbiri ikilik bir yorum değildi yine. Yine en çok o tabakta konuştun. Yine anlamsız bir biçimde
2 puan bana verdin. Yani bunu nasıl çözeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. O tabakta bir kusur yok. Bunu bir an önce yani değiştirirsen sevinirim. Yine kime nasıl bir puanlama yaptığını henüz bilmiyorum. Ama umarım gerçekten yanmış tabağa vermemişsindir diyorum. Çünkü gerçekten benim köftemin içi de gerçekten pişmişti. Umarım derken o zaten öyle yaptı. Yok, ben buradan tam seçemiyorum renkleri. Tamam, öyle yaptı. Yani yanmış tabağa... Ve sen dedin ki açtığında da yanmış gibi duruyor. Evet, ben kızarmış severim ama dedin. Evet. Yanmış bir tabak bu dedin. Evet, kabarmamış ya da ince pide doğru, tamam, ama yanık bir köfte değil. Çiğ bir köfte. Bu arada Özge, konuşurken benim çok uykum geliyor, biliyor musun? Biraz hızlı anlatırsan çok sevinirim. Boş konuşmasaydın. Heyecanla bekliyorum çünkü benim, biliyor musun? Boş konuştun, uzadı işte şimdi. Hiç susmayacağım. Ne yapacağız? Biraz daha bekleyeceksin. Devam et. Bekliyorum. Biraz daha bekleyeceksin. Tamam. Yani anlayacağın, gerçekten benim sana söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çünkü sen zaten hep bunu yapıyorsun. Tamam, yeni geldik, ilk gün vermiş olabilirsin puanını bana, evet. Ama sonrasında hiçbir atraksiyon göremiyorum senden. Ve bu çok üzücü. Siz kaç yaşındaydınız Semra teyze? 60'a yaklaştım. 60 yıllık hayatınızda eminim ki 30 yıl hamur yoğurmuşsunuzdur. Yok, ben çalışan kadındım, o kadar hamur yoğurmadım. Anladım, şimdi gel anladım. Gel çekelim. 3 puan da bu tabağa verdin. Tut lütfen kenarlarından. 3 puanın sahibini de buluyoruz. Kaldır görelim. Damla. Yani sizden de çok hamurdan anlamanızı beklemiyorum aslında Semra teyze. Kendiniz de söylediniz. Ben hamur yoğurmadım. Ben düzgün yemek yapmadım. Ama yedim. Ama yemekle olmuyor. Şimdi tekniklerini bilmezseniz yemekle olmuyor. Şimdiki olduğu gibi. Yani pideden anlamıyorsunuz ya. Bir kadın hamur işinden nasıl anlamaz? Ben de hayretler içerisinde böyle bakıyorum size. Yani Semra teyze, ben de bir şey söylemek istiyorum. Bence fazlasıyla yemişsinizdir pide. Sizce böyle köfteli pideler nasıl olmalı? Yani altında incecik pidesi olur. Teşekkür ederim söylediğiniz için. Bir de ince mi? Arkadaşlar olur. Beni bu konuda çok eleştirmişler. Tabii kabartmazsak ince olur. Mayalı ya bu. Mayalı. Ama biz mayalı yaptık. Mayalamazsak ince olur. Ha. Ben buraya bir şey soracağım. Ben niye mayalamak için uğraştım o zaman? Niye mayalamak için uğraştım? İncecik yapardım ben, önünüze çok da güzel koyardım ben onu. Siz mayalamaya madem bakmıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Hayır, ben niye bununla uğraştım ki? Mayalansa bile o maya kadar kabartmaz. Maya ne içindi? Hamur içinde mayanın amacı nedir? Kabartmak için ama evet. Yumuşak olsun diye. Hangisi sert orada? Sert değil. Tamam, benim tabağım sert olamaz zaten. Değil mi? O kadar ben iki tabağında pidesini beğendim. O kadar kabarmış bir hamur zaten sert olamaz. Hayır, çok kabar. Yani çok apartman gibi kabaran pideler olmaz. Ne güzel vallahi. Gurur duyuyorum kendimi. Apartman gibi kabarttığım için o hamuru. İşte bazlama herkes yapsaydın yapamıyor. Eğer. Zeynep gibi. Herkes yapamıyor. Eğer bazlama yapsaydın, evet, bu söylediğine katılıyor olurdum. Hatta, ama tırnak pidedeki işaretlerden dolayı sadece işaretlediği yerler delik olduğu için çok kabarmaz. Kağıt yapmaktansa bazlama yapmayı tercih ederim. Pide ince olur. Tutalım. Gelinimiz kesinlikle değil. Herkese puan dağıttık. Gelinimize 2 verdik. Şimdi biri de birden nasibini alacak. Hazır mıyız? Hangi rakibe gitsin? Bari gönlündekini söyle. Vallahi Seda'ya mı gitsin, Zeynep'e mi? Benim gönlümde henüz kimse yok yani. Yok mu? Henüz bir gönlüme birisi giremedi. Ben bilmem, damak tadın bunu beğendi. 5 verdi. Kaldır görelim. Birine 5 vereceğim diye aldı. Doğru söylüyorsun. Çok aşırı beğendiğim için değil. Doğru söylüyorsun. Kaldır. Zeynep. Ah, hamur yoğuramayan Zeynep. Sen oradan ayrılmadan bir gelmek istiyorum. Tebrik ederim bu arada. Gerçekten pidenin ne olduğunu çok iyi tarif ettin. Pideyi beğendim ama... Ama ben bildiğimi söylüyorum. Buna da yanık dedim, buna da yanık dedim. Duydum ben de söylediğini. Evet. Hatırlıyorum. Şimdi şöyle, ben normalde evde hep böyle kızartırım. Ve genellikle insanlar fazla kızarmış severler, içi çiğ kalmasın diye, o yüzden bunu böyle kızarttım. Kısık ateşte içi de bir kızar. Emin ol, kısık ateşte pişirdim. Hepsi dikkat ettiysen pişti. Şöyle ki... Ben sadece bildiğimi seninle pekiştirmek için bir şey sormak istiyorum. Bu mayalı bir hamur ama mayı tırnak işareti verdiğimiz zaman derindiğinden tırnak işaretlerinin olmadığı yerler kabarır.
Dolayısıyla böyle bir pide çıkar değil mi? Ben ince pide yedim hep. Yani bu olması gereken oldu. Değil mi? Pide yüzünden bu puan aldı. Çok yoksa beğendiğim için değil. Olsun canın sağ ol. Yani köfteni falan hiç beğenmedim ama işlerinden baktım en düzgün pide bu geldi. Teşekkür bana ederim. Sağ ol. Neden düzgün geldi biliyor musunuz? İnce ve düzgün kesildiği için. İnce olduğu için size düzgün geldi. Ben asla inanmıyorum o pidenin olduğuna. Asla. Ben hep öyle pide yerim. Siz yanık yiyemiyorsunuz. Yanık değildi Zeynep'in köftesi. Yani yanık değildi sabah. Hakkını yediniz. Çok teşekkür ederim. Bana göre iyi pişmiş bir köfte. Yükseltmeyin beni. Yok ben pidemi yükselttim. Ondan da ne yazık ki bir puana layık görüldüm pidemi yükselttiğim için mayalı bir şeyi. Bugün beni hiç yormadan tabağımı savundun ya Müfide teyze. Sana gerçekten helal olsun. Geçmiş olsun üç kayınvalideme de. Haftanın tam ortası kritiği olsun bu. Son noktada Damla'nın kayınvalidesinde.